Ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dede, neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop. Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. Onu ben bir bileyim de. Arkadaş ya, adamın kafası günde iki saat yerinde, o yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam, yemin ediyorum. As. Mayap abisi, Ayda de olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Ah, bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti, kafa gitti. Sen şimdi idare et. Tahsin Özdemir, hadi. Abi sen ne diyorsun? O benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin! Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma. Babacığım, babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen? Ne Tahsin, Tahsin, Tahsin? Adam bırak şu elimi. Bu ne böyle? Ben sana bunu... Öyle mi öğrettim ben sana bunu? Bir dakika, terbiyesizlik yapma, konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? 40 yıl bilimle uğraşmışsın, fizikimi öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak, sana bir laf ederim, yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi, doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendini oraya mı verdin Metin? Verdim sanki biraz. Tahsin. Efendim kardeşim. Bizim yapacağımız araba ikiz miydi yoksa müstakil miydi? Ha, onu ben bilemem, onu hanıma sor. Yaşar abi, bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. Köpükle çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma, işine dön. Ya Sezai, ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin burada ne işin var lan? Sezai değil Ali. Ben senin bilinçaltına. Senin ben mazeretini sikeyim. Kalk git. Gözümü kapatıyorum. Açtığımda gitmiş olacaksın. Şuna kadar sayacağım. Bir. İki. Üç. Benden kaçış yok Ali. Lan. Lan. Tövbe bismillah. Beni buraya sen çağırdın. Öncelikle bilinçaltıma girerken ayakkabılarını çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım, insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim, Morgan Freeman gelir, Çetin Tekindor gelir. Yemin ediyorum Yılmaz Guruda'ya razıyım, biliyor musun? Yalnız Sezai benim bilinçaltıma niye gelsin lan? İşte bilinçaltında vaziyet o kadar kötü Ali. Sen beni niye çağırdın bakalım? Çağırdın diyor ya. Ben seni niye çağırayım oğlum? Arkadaş işte insanın kafası büyük olunca demek ki. Anam kolum. Sen çağırmasan benim burada ne işim var Ali? Allah'ın aşkına şu sesini bir değiştir ya. Kafa ne kadar güzel ya. Neyse, anlarız. Hey gidi Tahsin Özdemir. Öyle birden gitmek var mıydı be? Oğuzer. Ali abi. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ağlamıyorum abi, yeminle. Aynı senin gibi. Hiç ağlamıyorum. Öyle yoruldum, azıcık dinleniyordum ben burada. Ne diyorsun ya? Senin gibi derken? Abi sen ağlamıyorsun ya. Sahip çıkıyorsun ailene. Toparlıyorsun herkesi. İşte ben de öyle. Tahsin amca benim de babam da abi. Öyle mi yapıyorum ben? Evet abi. Ay arkadaş. Mühendis adam. Aha şu icat yüzünden mesleğini bıraktı. Geldi burada kahvecilik yapmaya başladı. Ben ne yaptım? Bok varmış gibi gittim, yine çıkarttım onu ortaya. Ya günde iki saat koşan adam sıkıntıdan kalp krizi geçirdi Oğuzhan. Buna ne dersin? Abi ne alakası var? Ya biz bu motor sevdasına düşmeseydik, bu adam geceleri kendisini buraya kapatıp sabahlara kadar günlerce uğraşır mıydı? Aha bu icat olsun diye. Kıçını yırtar mıydı? Ölür müydü? Ali abi, takdir ilahi be. Takdir ilahi. Mukadderat. Sen de ağla oğlum arayacaksan. Sen babama hiçbir şey yapmadın ki. Hakkındır. Oğuzhan? Sevgi. Dönem birincisi yazısı koymuş Korkut masanın üstüne, görünce sen sandım. Dedim Oğuzhan ne kadar değişmiş. Sen değil miydin dönem birincisi? Ha benim de. Ben unvanı 43 liraya okuttum o kerize. Vallahi benim bir işime yaramadı. Başta 50 istedim, 23'e de bırakacaktım ama 43'te pes etti keriz.
Hiç değişmemişsin olsan ya. Okulda da böyleydin sen hep. Nasıl ya? Milletin ödevini yapıp satardın. Bir de üstüne sınıf arkadaşlarına özel ders verirdin. Parasıyla tabii. Muhasebeciyiz kızım. Olacak o kadar herhalde ya. Hem paraya hükmetmeyi o zamanlar öğrendim ben. Sınıfın bütün kızları hayran hayran izlerdik seni. Kantinde Ömer abiyle para üstü tartışması yaparken. Hadi ya. Ama haksız mıydım? Madem bir kuruşun yok, ne diye 3.99 yapıyorsun tost ücretini kardeşim, değil mi? Hiç kimseye de bakmazdın sen öyle. Varsa yoksa ders. Bir ara fena yakmıştım abayı ben sana. Ne arabası? Abayı, abayı. Ha, araba değilse tamam. Vallahi Sevgi, ben de sana abayı yakmıştım o sıralar. Ama araba değilse tamam. Çünkü araba yakmam ben. Yakışmaz bir muhasebeciye. Ne arabası ya? Aba, aba. Yünün dövülmesiyle elde edilen kalın ve kaba bir kumaş ve bu kumaştan yapılan yakasız uzun bir üstlük. Ama giyeceksen kışın giy. Yazın giyersen terletir, bol bol su içersin. Paraya harcadığın su miktarı artar. Yazık. Aa, suya harcadığın para miktarı artar. Yazık. Yazık yani. Peki. Ben artık kalkayım o zaman. Sevgi. Bir şeyler içelim birlikte, eski günleri yad ederiz. Peki, ben artık kalkayım o zaman. Sevgi, sen de partiden sıkıldıysan bildiğim sakin bir yer var. Peki, ben kalkayım o zaman. Hey bebek, ölü yatırım gibi çakılıp kaldık burada. Sıcak para oldu, bakalım mı diğerlere? Nasıl yani? Sıcak ne? Allah Allah, o hayal değil miydi ya? Sen nasıl duydun onu? Olsan. Sen demin bana çıkma teklifi mi ettin? Kim? Ben? Yok ya. Etmemişimdir. Etmişim. Çıkalım mı? At kafası bulmuş gibi yattı. O ne lan? Ay dede, senin benim yatağımda ne işin var ya? Ben biraz deli yatıyorum. Nasıl geldin buraya? Ay dede, özünü seveyim ya. Yorganın altında kaza olur, bir şey olur. Bak sen metrecil akıllısın, her türlü kurtarırsın da. Ben bu utançla yaşayamam ya. Vallahi aşkına bu ne ya? Ben böyle bir güne nasıl aydın bakacağım? Ay dedem, sen ne yaptın ya? Metin, abisi. Hadi kalk lan.
Dünden müşteri bak rezervasyon yaptırdı. Daha makine montajı yapacağız. Tamam, tamam, tamam. Hadi lan hadi. Hadi abisi. Hadi sikeceğim ama. Hadi oğlum geç kaldık abisi, geç kaldık ya. Kolay gelsin. Makine montajı için gelmiştik biz ama makine bu mu acaba? Bu ya ama daha çıkarmadık. Bir kat kaldı. Bir latını üst kata çıkaralım. Ha, biz taşıma için ekstra ücret alıyoruz ama madem bir kat kalmış sıkıntı yok o zaman. Hadi Metin tut abisi. Haydi. Lan oğlum araba mı bu ya? Araba mı istiyorsun Metin? Altına geçsene şunu. Altına altına ha. Abi bak son üç kattı, son bir kat kaldı, aha bir kat kaldı, aha bir kat kaldı deyip bizi oyalıyorsun. Sen bizi gerçekten kaç kat kaldığını söyle, biz kendimizi ona göre hazırlayalım. Son kat, son. Abi gözünüzü seveyim açın yolu gideyim. Bugün sevgilime evlenme teklifi edeceğim. Ben yürüyeyim. Bir kat kaldı, bir kat. Adam bayıldı. Adam gitti. Bir şey olmaz. Bir kat kaldı. Dayanın bir kat. Aha vallahi benim kata geldik. Hadi sizi Allah kurtarsın gençler. Gitmeyin abi ya. Bir kat kaldıydı. Ben artık dayanamıyorum. Bitmiyor lan. Bitmiyor. Adam kendini attı. Abi adam kendini attı. Tamam bırakın şimdi. Kalan sağlar bizimdi. Hadi dayanın abiler. Son bir kat. Geldik beyler. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Geldik mi geldik işte. Ha. Hasan sen neredesin? İki saattir seni bekliyorum. Fırında makarna yapmıştım. Siz çamaşır makinesi için çağırdım tesisatçılar mısınız? He. Siz neredesiniz? Ben de başkasını çağırdım. İstiyorsanız yerini takın ama servis takmazsa garantiden çıkıyormuş. Fırında makarna yapmıştım. Soğudu ya. Lan siktirtme makarnanı. Benim bütün hayatım az önce götümde canlandı. Geç eve geç. Hasan sen ne diyorsun? Senden nefret ediyorum. Hasan yenge senden nefret ediyor. Hadi git. Abi yenge Hasan'dan nefret ediyor. İstiyorsanız gelin takın. Ama servis gelince sökerim. O zaman biz söktürüp gidelim. Adamlara bak sen ya. Sizin kaç yılda yaptığınız işi bunlar kim bilir kaç günde yapmışlardır. Bana bakın. Bu aralar motoru çalıştırmaya falan kalkmayın. Bunların yanında gerizekalı gibi görünüyorsunuz. Ne alakası var kızım? Adamların arkasında sponsorlar var. Bizim arkamızda Feyza var. Ayrıca biz part-time mucitiz. Ben part-time, mart-time anlamam. Babanız o motoru çalıştırmanızı isterdi o kadar. Olmadı ben. Yani biz girer bir işe çalışırız. Oha. Anacığım ne diyorsun sen? Ne çalışması ya? Biz bakıyoruz o işe. Anamın yanında deli yumruluk yapmayın lan. İlko söyledi be. Sen söyledin. Kızım sen de beni delirtme. Kapat şu televizyonu. Doktor ne dedi? Anneniz dedi sıkıntıya gelemez dedi. İsviçre mi lan burası? Açmışsın sabah sabah haber kanalını. Aç küstüm Latifi. İki göbek atalım. Oynayalım. Sen iki göbek at da oyna abi. Ben işe geç kaldım. Bu arada siz motor uğruna yaktınız kendinizi. Ama niye Hilmi abiye söyleyip beni harcıyorsunuz? Gül gibi benzinlikten resmen müzikole geçiş yaptım. Sizin yüzünüzden. Yakında konsomasyonu da çıkar görürsünüz. Hayda ben de bunu arıyordum ya. Anne sen ne yapıyorsun? Cephane mi taşıyorsun yanında? Anne terliğinin naifliği anlık olmasıdır. Hele yanında atmak için terlik mellik taşıyorsan planlı adam dövmeye girer. Hoş olmaz. Yanlış mıyım birader? Kızma birader. Az. Anacığım tutuyorum ama bizim işe gitmemiz lazım. Bu ne lan? Herkes işine gücüne. Yatsı namazından önce evde olunacak, birlikte yemek yiyeceğiz. Peki anneciğim. Anacığım buyurun. İtlere, çocukları evlendirince de Bayburt'tan arsa alacaktık. Karadeniz'in Yozgat'ı derdi Bayburt için rahmetli. Demek satacaksınız. Yalnız ben ucuza alırım altınları, pahalıya satarım. Çok şey beklemeyin. 10 numara bilezik veriyorum sana kuyumcu efendi. Değerini bil. 10 numara değil ki. 24 ayarım var. Yalnız bu sahte. Aa, sahte mi? Ne sahtesi? Düğünümde takıldı onlar benim. Senin bir yanlışın var. Bakın. Oğlum, bak senin dişlerin sağlamdır. Bunlar düğünde en yakınlarım tarafından takıldı bana. Sahte olamaz. Şişireyim mi de istersiniz? Balon yapayım. Sahte bu. Hmm.
Ne malum canım ben olduğum. Bak bak, iyice bak. Taktığım bileziği tanıdın mı? Kuyumcu sakız gibi çiğnedi ağzında. Birinci kalite çöp dedi. Çiğnedi mi? Kız sen yıkadın mı onu Hamiyet? Bana bak, konuyu değiştirme. En kalın bileziği taktın diye bağrıma bastım seni. Biricik oğlumu evde kalmış kızına verdim. Hiç mi düşünmedin sahtekarlığının ortaya çıkacağını ha? Hiç mi? Hemşire, sen düğününde altın takmayanlara neler ettin? İki tanesiyle hiç görüşmedin. Bir tanesinin hakkında dedikodu çıkarttın, kocasından boşattın. Biz o zaman yeni evliydik, durumumuz yoktu. Mecburduk Hamiyet. Yeni evliymiş. Yazıklar olsun, yazıklar. Ben de seni insan bilip düğünde kızına neler taktım be. Oğlunun düğünüydü. Takmayaydın. Sen bilirsin yani, bilmişsin. Cevap veriyor bir de. 30 küsur yıl geçmiş aradan Hamiyet. 30. Adam öldürsen zaman aşımına girer. Neyin hesabını yapıyorsun Hamiyet? Ayrıca evde kalmış kız ne demek? Gül gibi kız verdim sana, gül. Kıymetini bilemediniz yavrumu. Bundan sonra da size kız mız yok. İşte o kadar. Gidiyorum. Başka kız yok ne demek be? Sen lafını bil de konuş anam. O bıyıklı oğluna da söyle. Benim okumuş kızımın dükkanın etrafında böyle dolanıp durmasın. Kulağını çekiver. İşte o kadar. Ha! Metin efendi. Metin! Metin! Şimdi Sezai. Sezai kardeş. Beni bu saatten sonra hayatta tutan tek bir şey var. O da Tahsin abimizin vasiyeti. Şimdi Yiğit'ciğim. Yiğit kardeş. Son 10 cümlede 8 defa Tahsin, 7 defa vasiyet dedim. Birbirimizi kandırmayalım. Direkt sadede gelelim. Ne istiyorsun? Metin Nali ile bu icat konusunda bir hayli yol aldık. Motor çalışacak inşallah da işte böyle küçük mini minnacık bir eksiğimiz var. Araba. İnsan önce kendini bilecek Yiğit'ciğim. Şimdi ben Allah için çıkarcı biriyim. Bütün mahallede bunu herkes bilir. Dünyada anasının gözü insanlar ikiye ayrılır Yiğit'ciğim. Bir, anasının gözü insanlar. İki, ototamir kompedanı Sezai Usta. Şimdi bak söyledik ya, bu motor dünyaya güzellik getirecek filan diye. Ama bir taraftan da Tahsin abimizin vasiyeti. Yiğit'ciğim şimdi benim bahçede senelerdir duran bir araba var. Evet. Fakat benim çırak uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama şimdi ben onu sana niye vereyim? Ne istiyorsun karşılığında? Açık konuş. Ben seni Google'ladım. Evet, Google'ladım. Google'lamak, çağımızın yeni kavramı. İlk duyduğumda ben de küfür sanmıştım. Fakat çok faydalı bir şeymiş. İstediğin kişinin anasını Google'layabilirsin. Bir sürü de resim çıkar, kimse bir şey demez. Sadede gelelim Sezai. Sadede gelelim. İnternette bayağı namın var senin ya. İş adamı bilmem ne, yatırımcı. Sen bildiğin bayağı ünlü biriymişsin ya. Biz ünlüleri sadece bulmacalardaki fotoğraflarda görüyoruz Yiğit. Çok uzun zamandır bir ünlü kıstırıp yapmak istediğim bir şey var. Ne gibi? Şimdi bir de dişlerini göster bakayım. İşte şimdi arabayı hak ettin Yiğit'ciğim. Gel. Sinancığım. Eğer sen de kabul edersen Yiğit amcan Metin ve Ali abinle beraber arabanın üzerinde biraz çalışmak istiyorlar. Biz bu araba işine ömrümüzü verdik Yiğito. Emin misin? Kıvırabilecek misin? Biraz anlarım. Müsaade var mı bir bakayım? Bismillah. Lan! Bir iki değişiklik yaptım da arabada. Oğlum araba nereden çalışıyor? Kornaya bas, kornaya. Ben onu da değiştirmiştim ya. Oğlum, evladım, arabanın içine olduğu gibi boru tesisatıyla doldurmuşsun. Arka tarafa fayans döşemişsin. Yukarıdan sifon sarkıyor lan, çekmeye korkuyorum. Acaba yanlış yerde çıraklık yapıyor olabilir misin sen? Hakikaten lan, geçen gün bir arabayı da benzin deposuna kireç çözücü dökerek tamir etmeye kalktı bu. Ben araba için doğmuşum. Hadi bana eyvallah. Araba! Kalsın araba! Önümüzdeki haftada bagaja 1,5-2 kişinin sığabileceği bir jacuzzi yapacağım. Ya ben bu araba işini çok sevdim ya. Pick my ride. Kız burada olur diye getirdin reis. Değil mi? Oğlum şu zamana kadar verdiğim hiçbir tavsiyeye uymadığında bunu mu yapasın geldi? Gelmeyeydin yavrum, gelmeyeydin. Reis. Tıt! Önüne ne koyulursa onu yiyeceksin. Ama reis. Al! Mekanın bastırır! Mekanın bastırır! Ha, basmadılar mı? Şerif abi nerede Feyza, nerede? Ya koş, dansöz çıkacak dedim. Gelir birazdan İlmi Bey. Eda, bilmediğin şeyler var gülüm. Dinle yavrum.
Metin, abine söyle, bana basitçe hayır demesi kâfiydi, anladın mı? Duygularımı oynamasına hiç gerek yoktu. Şükrü'yü... Geliyor, geliyor! Şerif abi geliyor! Lan yavaş, yavaş! Kartal, koş koş, ışıkları kapa hadi! Koş, koş! Hazır mıyım? Hazırız. Ne lan bu? Dansöz nerede? Lan Sezai abiyi tutun suni teneffüs yapmasın lan. Lan 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 lan. Namzat değil mi? Namzat değil mi? Şerif amca. Lan oğlum uzaklaşsana lan. Şerif amca iyi misin? İyiyim iyiyim. Dansöz geldi mi dansöz? He geldi dansöz içeride. Keşine geldi hala dansözü soruyor ya. Bu ne lan? 88 tane mumu tek tek nasıl yakacaktık hanımı? Son mumu yakana kadar yıkmaksana. İyi yak. Şerif amca hadi dilek tutmayı unutma tamam mı? Benim için de tut. Hadi hadi Allah kabul etsin. Şase kaydı tabii. Hiçbiri sönmüyor. Allah Allah. Dur bir dakika dur. Dur. Nasıl satayım? Bayılıyorum ben galiba ya. Kartal Deniz yardım edin. Üç dediğim ne o zaman? Bir, iki, üç. Lan kaçılın lan kaçılın. Savulun lan. Şerif amca yapma ya. Ben adamın anasını, sülalesini bellerim. Lan. Hadi o zaman. Dilek tutmuş muydun bari Şerif amca? Hı, ne dedin? Lan koy. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!